I decide. One to restrain, and one to kill. Only the best call the shots. Selamlar dostlar, Düşük FPS oyun kanalına hoş geldiniz. Ben Yiğit. Geldik oyunumuzun 2. yıl 4. sezonu olan Operation White Noise ile oyuna eklenen operatörlerimize. İlk misafirimiz ise bu sezonunda misafiri olan Polonyalı Grom ekibinin atak operatörü ve aynı zamanda Elan'ın da ablası olan Zofia. Zofia Boşak, 28 Ocak 1981'de Polonya'nın Wrocław şehrinde doğmuş. 1 metre 79 santim boyunda ve 72 kilo ağırlığında olan Zofia, 2 armor, 2 hız değerlerinde güzel bir frag operatörü. Yanında taşıdığı bir çeşit bomba atarla hem impact hem de sarsıcı bombalar atabilen Zofia, an itibariyle en sevdiğim ve en çok tercih ettiğim operatörlerden birisi. Her zamanki gibi teçhizat kısmımıza hızlıca geçersek. Birinci seçeneklerimiz arasında biri LMG, biri Assault Rifle olmak üzere iki seçeneğimiz var. LMG'yi beğenmediğim ve tercih etmediğim bir silah. 41 hasar gücü ve 720 ateşleme hızının yanında şarj yönünde 150 mermi taşımakta. 150 mermi gerçekten harika gibi gözükse de silahın dağınık oluşu ona karşı soğuk kalmamıza sebep oluyor. Çünkü hem fire rate ortalama hem de sekmesi dağınık bir yapıda olan bir silahı kimse sevmez. LMG'lerle genelde yakından oynamayı sevdiğim için sight tercihim genelde hollow veya refleksli olur. Yine de tercih sizin. Namlu ucuna flash hider, kabza olarak ise dikey kabza gayet işinizi görebilecek eklentiler. Gelelim asıl canavarımız M762'ye. Her ne kadar 45 hasar, 730 fire rate ve 30 mermi ortalama bir silah izlenimi bıraksa da kolay kontrol edebilir yapısı ve hissiyatı sebebiyle oyundaki en sevdiğim silahlardan birisi. Ayrıca eklenti olarak ne takarsanız takın silah gayet oynanabilir oluyor. Benim o zamanki oyun tarzıma göre iki kombinasyon tercihim oluyor. Eğer sakin oynayacaksam Ekok, Flash Hider ve Dikey Kabza'yı tercih ediyorum. Eğer hızlı oynayıp daha çok yakın çatışmaya gireceksem Reflex, Kompansatör, Yatay Kabza ve Lazer takıyorum. Tercih sizin. Silah iki kombinasyonda da çok rahat kullanabileceğiniz güvenilir bir silah. Tabancamız RG-15 ise el rehberinde de bolca övdüğüm bir tabanca. Kendiliğinden bir sight'a sahip oluşu, sekmen yapısı ve bol mermili şarjörüyle güvenilir, dengeli bir tabanca. Muzzle ve lazer takıp yolumuza devam ediyoruz. Gadgetlarımızda ise 3 adet Bridge Charge ya da 1 adet Claymore seçeneklerimiz var. Bomba atarımızdaki impactlarla Bridge Charge'ların yaptığı her şeyi yapabiliyor oluşumuz sebebiyle genelde Claymore tercih ediyorum. Her zamanki gibi tercih sizin. Şimdi gelelim Grenade Launcher'ımıza. 2 adet atış modu var. Birincisi klasik impact benzeri bomba atıyor ve bundan 2 tane atabiliyoruz. Bununla neler yapabiliriz? Güçlendirilmemiş duvarlarda yeni yollar açabiliriz. Aşağıdan ve yukarıdan dikey oyun oynayabiliriz. Kalkanları ve telleri temizleyebiliriz. İnjur kalan rakibimizi uzaktan öldürebiliriz. Barikatları ve castle barikatlarını hızlıca açabiliriz. Maestro kameralarını uzaktan kırabiliriz. Bu ve bunun gibi şeylerde kullanabiliriz impactlarımızı. Lakin sadece 2 tane var ve doğru şeyde kullanmaya özen göstermelisiniz. İkinci modumuz ise sersemletici, sarsıcı bomba modu. Bu bombalar Elan'ın griz mod mayınlarının attığımız yerde yapışıp rakip geçtiğinde patlayanı değil de direkt attığımızda patlayan halleri ve kendisinden tam 4 tane var. Bu sayı epey tatmin edici. Özellikle son baskılarda veya rakipleri bir yere sıkıştırdığımızda çok etkili oluyor sersemleticilerimiz. Yalnız biraz dikkat ederek kullanmalıyız ki kendi takım arkadaşlarımız da etkilenmesin. Zofia çok değerli bir operatör arkadaşlar. Bakıldığı zaman basit ve komplike olmayan bir frag operatörü gibi gözükse de aslında bunun tam tersi. Birçok farklı tarzda birçok farklı şekilde oynayabileceğiniz hem takıma support rolünde yardımcı olurken hem de kill peşinde koşabileceğiniz güzel bir operatör. Silahımızın az seken kararlı yapısı sayesinde bol bol kill alabilirsiniz. Bunun yanında impactlarımız sayesinde aşağıdan ve yukarıdan dikey oyuna katkı verebilirsiniz. Sıkıştığınızda yeni yollar açabilir, sersemleticilerinizin kuvvetiyle rakiplerinizi çaresiz bırakabilirsiniz. Yapmanız gereken şeylerin başında o impactları neye kullanacağınıza doğru karar vermek olabilir. Özellikle Maestro kameraları ve Castle barikatları ilk seçenekler olabilir. Ya da sizi zor durumda bırakan bir shield, hatta tamamen tel ile kapatılmış bir koridor temizlemek de epey faydalı olabilir. Ayrıca o 4 tane sersemletici bombayı kullanmayı da unutmayın. Yine biraz sıkışık bir gündeyim ve söyleyecek daha fazla bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Unuttuğum bir şey varsa kusura bakmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Yayın linkimiz aşağıda. Herkes yayınlarımıza bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Drone activated. Get clear.
Abi. Nay. Ah be. Valkyrie. Şeyin orada, arşivlerin arka odasında. Abi arama yaptın, ne olduğunu anlamadım ya. Alıbay, alıbay, alıbay gelmiş okuna. Öldü alabay. Banka tarafında vardı o, vezneler tarafında. Bol krimi. Diğerini bulabilirim abi, adımları duruyor. Lan! Nereden? Kavayır oradan çıkabilir ha. Lobiden. Abi ben hatch'i açtı diye düşündüm ya. Böyle bir şey yok ya. Impact'la açmış ya. Vigil öldü. Çok iyisiniz. Bizim hibanamız yok değil mi? Ya ben seni kaldırırdım da. Yok kanka, bir saniyede öldük ya. Ölecektim ya. Çok iyisiniz, çok iyisiniz. Kapkan tarafına dikkat edin abi. Aynen, kapkana dikkat. Şeyi açtım. İki miracamı da açtım. Adamı görüyormuş. Arkada. Ne kadar arkada? Tam şu en masanın arkasındaydı kanka. Sol. Yok, masanın evet, arkasında. Tamam. Oradaydı. Yerini değiştirmiş olabilirim. Al sana bu yaraşır. Lan M4'ler. Bravo. Gireceğim komikte. Mute var burada. Kim oturdu Mete? Var. Burayı biz mi patlattık? Ben evet, patlattım. Bu hemen aşağınız boş. Şurada lejim vardı ya. Boş ula boş ya, benim drone'umu vurdunuz be kaç. Karaoke var. Burada lejim trap var. Kapı kapalı. Yan duvara çıktı mı? Ben bakıyorum. Acele etmeyin. Açıyorum abi. Tamam. Yerimdeyim. Aşağı kapı biri var galiba. Ben varım ya. Merdivenlerden dikkatlerini dağıtıyorum. Vuruldum. Vision. Hiçbir şey sıkar ya. Benim tarafımdan gelince söyleyeyim. Vision toz burada şu an. Legion'un 10 canı var. Bekle Uğur da gelsin, tamam. Bravo abi.
Kameralarda bir şey yok mu? Bakacağız. Anladım. Legend Web'ine gittim abi. Burada önümde. Önümde. Delik var burada. Çok geçti. Nasıl ölmüyorsun ya? Legion odada. Kavayara öldürdüm. Kameraları ekliyorum. Bir daha alıyorum abi telefonla. Drone'layım. Protect the bio container. Aa. Aynen kardeşim, orada ara. Miraları var mı? Buralarda bir yerde ya. Burak bakıyor kameraya. Yok abi, DRP'ye giren olmadı. Yunus giriyor. Altıyım ben. DRP boş. Drone çevirsen biraz. Nasıl vuruyor beni ya? VIP geliyor kameraya. VIP kameraya. Koridorda öldü. Öldü abi. Çok GG. Çok iyi be Yunus be.